Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir börek tarifi hazırladım. Mayalama bek yapmadan çıtır çıtır tel tel ayrılan börek tarifimin hemen ayrıntılarına geçiyorum. Büreğimizin hamuru için yoğurma kabımıza 1 su bardağı süt, aynı bardakla 1 su bardağı su, 1 çay bardağı yoğurt ilave ediyoruz. Ve bir tane yumurtamızın akını ilave ediyoruz. Sarısını üzeri için ayırdık. Malzemelerimizi şöyle bir karıştıralım. Unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Hamurumu toparladım. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olacak. Toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Tabii ki sizler ununuzun kalitesine göre yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne, akının değişiklik gösterebilir. Ona göre şöyle yumuşak bir hamur tutun. Üzerini kapatıp hamurumu dinlenmeye bir 10 dakika dinlendiriyorum. Biz de bu arada iç harcımızı hazırlayalım. Biraz beyaz peynir, biraz çökeleğim vardı. Onları karıştırdım. Dilediğiniz gibi bir lor veya çökelik peynir kullanabilirsiniz. Şöyle yarım demet maydanozumu da ince ince kıydım. İlave edip güzelce karıştırıyorum. Benim peynirim tuzlu olduğu için tuz ilavesi yapmayacağım. Eğer tuzsuz bir peynir kullanırsanız tuz ilavesi yapın lütfen. Dinlenmiş olan hamurumu alıyorum. Şöyle avucumun içerisine çok azıcık bir yağ ilavesi yapıp elimi yağlıyorum ve tekrar hamurumu şöyle bir yoğuruyorum. Evet, bir 10 dakika daha bu şekilde bekletiyoruz. Dinlenmiş olan hamurumu tezgahıma alıyorum. Çok hafiften bir tezgahımı uluyorum. Hamurumu 6 eşit parçaya bölüyorum. Küçükleri büyütebilirsiniz, büyükleri de küçültebilirsiniz. Hamurumun iki tanesini birleştiriyorum. Şöyle kenara alıyorum. Diğer hamurları kendi içerisinde tekrar ikiye bölüyorum. 8 tane beze çıkartıyorum ve onları şöyle güzelce beze haline getiriyorum. Üzerlerini kapatıyorum kabuk tutmaması için. Şöyle bir mutfak beziyle hemen kenara alıyorum ve büyük olan hamurumuzu açıyoruz. İster merdane kullanın, isterseniz de oklavayla hamurumuzu açabildiğimiz kadar açacağız. Hamurumu gördüğünüz gibi açtım. Hemen kenara alıyorum ve küçük hamurlarımı açmaya başlayacağım. Şöyle bir kenara alıyorum. Tezgahımı hafiften unlayıp küçük hamurlarımı açacağım. Şimdi çok büyütmemize gerek yok. Pasta tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli olacaktır.
Evet. Hemen kenara alıyorum. Diğerini açıyorum. Hamurlarımı açma işlemini bitirdim. Şimdi büyük hamurumu alıyorum. Tekrardan açıyorum. Üzerine un serpiştirip inceltebildiğimiz kadar büyük açmış olduğumuz hamurumuzu inceltelim. Bakın hamurum açabildiğim kadar açtım. Şimdi hemen ne yapıyoruz? 100 gram tereyağını erittim. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ koydum. Ve isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Şöyle büyük olarak açmış olduğum yufkamın ortasını yağlıyorum. Hemen küçük küçük açmış olduğumuz hamurlarımızdan bir tane yerleştiriyorum. Hemen üzerine şöyle bir kaşık yağ ile güzelce yağlıyorum. Her tarafına gelecek şekilde katlarımızın tel tel bu sayesinde ayrılacak. Her tarafını güzelce yağlayın. İç harcımdan hemen bir kaşık alıyorum. Her tarafına yayıyorum. Ve bir tane daha yufkamı alıp hamurumu üzerine yerleştiriyorum. Ve yağımızdan hemen onun üzerine de sürüyoruz. Güzelce her tarafını yağlıyoruz. İnanın çok kolay, basit bir börek. Akşamdan yapın, dolapta bekletin, sabah pişirin. Gerçekten nefis oluyor. Çok da güzel bir kolaylık oluyor. Hemen peynirimden tekrardan yayıyorum. Evet, ikinci hamurumu da, üçüncü hamurumu da hemen üzerine kapatıyorum. Ve tekrardan yağlıyorum. Bu şekilde küçük küçük açmış olduğum hamurların tamamını bu şekilde yapıyorum. Sizlere daha fazla sıkmamak için kameramı kapatacağım arkadaşlar. Evet, şimdi yağladım. Peynir, çökelek, hepsi yani koyup şöyle her tarafını yağladıktan sonra ve tekrar hamurumu üzerine aldım. Yufkamın son katını da koyduktan sonra artık kalan yufkamızı şöyle parçalar halinde kesiyoruz. Parçasını alıp üzerine getiriyorum ve şöyle çekiştirerek her tarafını kapatıyorum ve tekrardan bu kısmı da yağlıyorum. Hemen diğer katını da üzerine alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çekiştiriyorum. Ve hemen bu katı da yağlıyoruz. Nerede sen acaba? Son katımı da şöyle üzerine getiriyorum ve altına gelecek şekilde şöyle katlıyorum alta alta. Evet, hamurumu alıp şöyle bir kap içerisine koyuyorum.
Buzdolabında vaktiniz varsa 1 saat, vaktiniz yok ise yarım saat bu şekilde bekletiyoruz. Üzerini kapatalım. Tepsimizin her tarafını güzelce katı yağ ile yağlayalım. Hamurumu dolaptan aldım. Hemen elim zaten yağlıydı. Şöyle biraz daha yağ ilave ediyorum. Sürüyorum ve şöyle tepsimi alacağım. Tepsimizin her tarafına eşit bir şekilde yaydıralım. Ayırmış olduğumuz yumurta sarımızın üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alalım ve güzelce karıştıralım. Böreğimizin üzerine dökelim ve eşit olacak şekilde her tarafa sürelim. Her tarafının aynı şekilde kabarması için şöyle çatalımızla şekiller verelim ve 200 derece fırına böreğimi pişmesi için gönderiyorum. Fırından çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nefis görünüyor. Böreğimi dilimlere ayırmak istiyorum arkadaşlar. Çekimimi bitireceğim. Ama sizin vaktiniz var ise dinlendirin. Ondan sonra dilimleri ayırabilirsiniz. Bu böreği yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten nefis oluyor. Zahmetsiz, kolay, pratik sayılır arkadaşlar. Gerçekten fazla bir zahmeti yok. Tel tel bakın çıtır çıtır ayrılıyor katları. İncecik açılmış gibi. Gördüğünüz elimizde açmadık. Nefis oldu arkadaşlar. Deneyin. Memnun kalacaksınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.